Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Peugeot 2008. Bugün Peugeot 2008'in detaylı incelemesini çekeceğim. Umarım videoya beğenirsiniz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi hep beraber arayımızın iç kısmına binelim arkadaşlar. İlk başta yine malzeme kalitesinden başlayacağım olursak, gerçekten aşırı sert bir plastik kullanılmış. Malzeme kalitesinin pek de iyi olduğunu söyleyemeyeceğim bu araç için. Ama dediğim gibi dandik bir plastik yani burası. Aynı şey kapılarda da geçerli ama kapılardaki plastik biraz göğüse göre daha iyi sanki. Ama dediğim gibi yine buralarda da sert plastik olduğunu söylemek istiyorum. Yine burada bir piyano bilek malzemelerimiz var. Yine burada da bir piyano bilek var ve de ince kırmızı da bir çizgisi mevcut arkadaşlar. Ya dediğim gibi zaten araç her yeri piyano bilek. Keşke bu piyano bilek düz siyah olsaydı. Ama aracın malzeme kalitesinin biraz daha iyi olsaydı o daha iyi olabilirdi. Yine bir 4 cam otomatiğimiz var arkadaşlar burada. Görüyorsunuz elektrikli yan aynalarımız mevcut ve de çocuk kilidimizin yine mevcut olduğunu size söylemek istiyorum. Burada da yine bir saklama gözümüz var. Ne büyük ne küçük orta derecede bir saklama gözünün de olduğunu söylemek istiyorum size. Burada bir eko modumuzu kapatıp açabiliyoruz. Buradan da park sensörlerimizi kapatıp açabiliyoruz. Buradan da dediğim gibi farın derecesini ayarlayabildiğimizi yine size söylemek istiyorum. Buradan kaputu açıp kapatabiliyoruz arkadaşlar. Bu kapımızın eşiğinde bir Peugeot amblemimiz var. Ama bu gümüş, bizimki daha sıfır bir araç olduğu için burası daha kalkmadı. O yüzden mavi koruması arkadaşlar. Buradan koltuğumuzu indirip kaldırabiliyoruz. Aynı şeyi buradan da koltuğumuzu başlığını yatırıp indirebiliyoruz arkadaşlar. Buradan gördüğünüz gibi farlarımızı açıp kapatabiliyoruz. Şöyle göstereyim, far kolumuz burada yer alıyor. Yani lambaları söndürünüz diye de bir uyarı geliyor arkadaşlar. Buradan hız limitörümüz var, hız sabitleyicimiz falan, hepsini buradan ayarladığımızı yine söylemek istiyorum size. Herhangi bir direksiyonunda hız sabitleme alakalı bir tuşunuzun yok arkadaşlar. Buradan sesimizi açıp kapatabiliyoruz. Buradan da yine radyo kanallarını değiştirip dediğimizi size söylemek istiyorum. Burada da yine bir silecek kolumuz mevcut. Araç zaten yağmur sensörümüz falan yine mevcut. Buradan gördüğünüz gibi yine piyano bilek detaylar kullanılmış arkadaşlar. Buradan ışıklandırma ayarlayabiliyoruz. Göstergelerin derecesini falan hepsini buradan ayarlayabildiğimizi yine size söylemek istiyorum arkadaşlar. Buradan radyomuzu açabiliyoruz. Yine büyük sayılabilecek derecede, yani neredeyse 5,5-6 inçlik bir ekranımız var yine. Buradan neler yapabiliyoruz? Bunlardan bahsedeyim ben de biraz. Bu menü tuşuna basarak böyle radyo, telefon, ayarlar, navigasyon falan hepsini ayarlayabiliyoruz. Sürüşe basarsak da sürüşten pek bir şey yaptığımızı size açıkçası söyleyemeyeceğim. Böyle şeylerin olduğunu yine size söyleyeyim. Gördüğünüz gibi başka da bir şey yok zaten pek. Yine fark etmedi de gördüğünüz gibi böyle şeylerimiz var arkadaşlar. Buradan açıkçası pek de bir şeyin ayarladığını size söyleyemeyeceğim. Gördüğünüz gibi buradan hemen biz çıkalım. Buna basarak da açıp yine kapanabiliyor. Otomatik kararan dikiz aynamız yine mevcut arkadaşlar aracımızda. Aracımızda cam tavan var ama sunroof yok, yani bu açılmıyor. Yine burada bir adet aynamızın olduğunu diye söylemek istiyorum. Yine bugün de yakışıklıyız elhamdülillah. Burada bir dijital klimamız mevcut arkadaşlar. Buradan dörtlü flaşörümüzü yakıp kapatabiliyoruz. Buradan kapıları açıp kilitleyebiliyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi burada yine bir iki adet çakmaklığımız var. Bir de USB girişimiz var. Bir adet de çakmaklığımız var arkadaşlar. Ama biz bu çakmaklığı da iki adet USB'ye dönüştürdük. Buradan yine gördüğünüz gibi iki adet bardaklığımız bulunuyor. Yine piyano bilek detaylar konuşlandırılmış durumda buraya da. Peugeot'un harika şanzımanı, zaten motorla uyumu harika olan otomatik bir şanzımana sahip bu araç. E-AT 6 diye 6 ileri bir şanzımana sahip. Ve de şanzımanı gerçekten arkadaşlar harika. Vites geçişlerini gerçekten hissetmiyorsunuz. Ki zaten Opel'le Peugeot bir işbirliğine gitti. Ve 2020 model itibariyle Opel'de Peugeot'un şanzımanını kullanacak. Yani E-AT 6 şanzımanını. Motorla uyumu gerçekten çok iyi. Vites geçişlerini hissetmiyorsunuz. Bilesiniz cidden araba sonsuza kadar gidecek bir his var. İbre sonunu 230 koymuşlar ama cidden bu araç 230'u geçerler de bilir arkadaşlar. Buradan yine aydınlatmalarımız mevcut. Burada yine kapatıp açabiliyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Koltuklarımıza gelecek olursak, koltuklarımız yarı deri, yarısı kumaş. Yani bu koltuklar çok da rahat olduğunu söyleyemeyeceğim ama biraz iyi sarıyor, bayağı sardığını size söyleyebilirim. Gördüğünüz gibi şöyle kapıyı göstereyim size, yine kımarımızı detaylar. Bunu istersek mavi de alabiliyorduk arkadaşlar ama biz kırmızı seçtiğimiz için fabrika olarak kırmızıyı aldık arkadaşlar. Şimdi gelin hep beraber arkaya geçelim, bir de arkada neler var onlara bakalım. Burada da düğün var zaten. Önde yine bir kol dayamamızın olduğunu size söyleyeyim ben. Gördüğünüz gibi bu arkada herhangi bir şarj çıkışı yok ama 12 voltluk bir çıkışımızın olduğunu yine size söylemek istiyorum arkadaşlar. Arkanın diz mesafesine gelecek olursak, diz mesafesi bir karışlık bir mesafe var. Yine burada da baş mesafesinde ise böyle olduğunu söylemek istiyorum arkadaşlar ve boyum benim 1.70.
Diz mesafesi ama iyi arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Neredeyse bir karışık diz mesafesi var. Koltuklarımızın arkasında yine bir saklama gözümüzün bulunduğunu söylemek istiyorum. Yine 4 cam otomatiğimiz var arkadaşlar araçta. Yine burada da kırmızı dikişleri yine görebiliyoruz. Ama burasının yine malzeme kalitesi sert arkadaşlar. Araç malzeme kalitesi açısından gerçekten sınıfında en kötü malzeme kalitesine sahip bir araç olduğunu söylemek isterim. Çünkü Opel Corsa X'de gerçekten hem arkalar sert plastikti, kapılar sert plastikti, göğüs yumuşak plastikti. Ama o kapılardaki sert plastik bile cidden güzel bir plastikti. Yani bunun kadar dandik bir plastik değildi gerçekten. Arkadan önün görüntüsü de şöyle arkadaşlar. Bu ekran biraz kötü durmuş. Keşke onu biraz daha güzel bir tasarımlı ekran yapabilirlerdi. Ama direksiyona lafım yok. Direksiyonu gerçekten çok güzel. Yine burada da bir gördüğünüz gibi perdemiz var arkadaşlar. Buradan yine aydınlatmalarımızı ayarlayabiliyoruz yine. Gördüğünüz gibi burada aydınlatmalarımız var. Kafalıklardan bahsedecek olursak 3 tane kafalığa mevcut sahip bu araç. Arkada herhangi bir kol dayamamız yok arkadaşlar. Bu da bence eksi bir yön. Şimdi gelin arka kısma geçelim. Bakalım aracın dışında bize ne donanımları sunmuş Peugeot. Yine burada jantlarımızı göstereyim ben size. 17 inçlik bir janta sahip bu araç. Bu jantlar GT Line'da standart sunuluyor size. Toplanmalarımız yine aslan pençesi, kaplan pençesi karışımı gördüğünüz gibi. Bagajda da yine stop darımız kalmış. Bir 2008 yazımız var. Bir geri görüş kamerası mevcut arkadaşlar araçta. Yine Peugeot amblemimiz var ve de altında Peugeot yazısını yine görebiliyoruz. Ve de GT Line donanımda gördüğünüz gibi bu GT Line amblemi geliyor. Yine park sensörlerimiz mevcut arkadaşlar aracımızda. Bu egzoz sahte çıkış yapmışlar. Gerçeği bunun altta arkadaşlar. Burası sahte. Yine gördüğünüz gibi siyah detayları yine görebiliyoruz. Yine işte jantları şöyle göstereyim. 17 inçlik bir siyah jantlarımız var. Pure Black. Burada yine bir GT Line yazımızı yine görebiliyoruz. Burada farlarımız, pardon far dedim, sinyallerimiz aynaya konuşlandırılmış durumda. Araçta ön tarafında gündüz led lambalarımız var. Ama içindeki lambalar halojen arkadaşlar. Herhangi bir led lamba sunulmuyor bize. Sis farlarımızı yine görebiliyoruz. Önde yine park sensörlerimiz var arkadaşlar. Yani dediğim gibi farlarımız şöyle, çamurluğa biraz girmiş burası falan. Yine burada Peugeot amblemimiz ve Peugeot yazımızı burada görebiliyoruz. Yine buralar yumuşaklanmış. Evet arkadaşlar, bugün sizinle Peugeot 2008 inceledik. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarımda Peugeot 2008'de videolar gelsin mi onları da belirtin. Ama videomuzu bitirmeden önce bu aracın yakıt tüketimi ve motorundan bahsetmek istiyorum. Aracımız 120 beygir ve de 1.5 HDI bir motora sahip, dizel motora sahip. Aracımızın bize sunduğu fabrika tüketimi 5 litre ve de 4.2 litre arasında gerçekleşiyor. Hem uzun yolda hem şehir içinde. Yakın veriler olduğunu size söyleyebilirim. Aracımız şehir içinde zaten 6 litrelerde geziyor. Basarsanız böyle 7 litrelere çıkmak çok da zor değil. Ama şehirler arası yolda çok sakin kullanırsanız 4.4'e kadar düştüğünü biz gördük arkadaşlar. Yani yakıt tüketiminin de bu şekilde olduğunu söyleyebilirim. Motor performansı aracın harika. Cidden sizi yarı yola bırakmaz. Sollamaya çıkabilirsiniz her aracı. Size o güveni verir size. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere.